Herkese merhabalar sevgili dostlar. 18 Kasım Cumartesi Adana Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İstanbul ve Diyarbakır tahminlerinin de kanalımızda mevcut olduğunu belirtmek istiyorum. İstanbul'da arkadaşlar açıkçası 8 koşulu bir program var. Diyarbakır'da da 6 koşu var. Yani toplam 2 tane altılı orada, 2 altılı da Adana'da var. 4 altılı bulunmakta bugünkü yarışlarda, Cumartesi yarışlarında. Şimdi şart 1 düzeyi 2 yaşlı İngilizleri 1200 metrede kum pistte seyredeceğiz arkadaşlar ilk koşuda. 4'ü çeyrek geçe koşulacak koşu, özür dilerim. İlk yarış 4'ü çeyrek geçe başlıyor. İlk altılı burada başlıyor. Arkadaşlar 1200 metrede kum pistte bir yarış izleyeceğiz. İlk koşuda 11 safkan var. Kanalımıza abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayalım ve dilerseniz katıl üyesi olarak bize destek verin diyorum arkadaşlar sizlere. Evet, bu yarışta İdmanlarda dikkatimiz çeken 3 ve 5 numaralı safkanları yazarak bir oyun yapmayı planladık. Şöyle size bir göstereyim. Bakın Knight of the Road 3 numaranın idmanı 1360 849 80 geliyor ve Narsil 5 numarada son idmanında 36 80'i gördü ve 24 gördü 400'ünde. Özellikle idman itibariyle bu iki safkan dikkatimiz çekti arkadaşlar. Ahmet Çelik'le izleyeceğimiz Knight of the Road Kurt Ereküris safkanı burada bu safkanı önererek başladık. Daha sonra Müslüm Çelik'le 5 numara Narsil diyoruz. 2 at yeterli olacaktır fakat geniş kupon yapacaksanız 2 numara King Malkoç ve 8 numara Amethyst'te kuponlara ilave edilebilir arkadaşlar. Yani 2 at ya da 4 at şeklinde bir yorum yapıyorum buraya. Fakat şunu net bir şekilde söylemeliyim ki çok yüksek ihtimal 3 ya da 5 numaradan bir tanesi kazanacak gibi duruyor arkadaşlar bu koşuda. Geçelim ikinci koşuya. 5'e çeyrek kala şart 2 4 yaşlı Araplar 2000 kum pist yarışı 9 safkanın start alacağı bir yarış. Arkadaşlar bu koşuda baktığımızda sizlere önereceğimiz ilk safkan son yarışında dördüncülük elde etmesiyle birlikte ben burada ilk şansı tanıyorum. 5 numara Tuğba Atay ile başlıyorum arkadaşlar. Hemen ardından her ne kadar son dönemde çimde ve sentetikte izlediysek de kumda da iyi gitmiş bir isim Mehmet Akyavuz'la Miri Alem 2 numarayı da yazmanızı önereceğim. Ondan sonra arkadaşlar burada bu iki atın ardından size burada vereceğim iki tane daha safkan bulunmakta. Fakat bunları geniş kupon gibi düşünebilirsiniz. Yani ilk ayakta olduğu gibi iki at ve dört at şeklinde yorumladık burayı da. 5 ve 2 numaradan sonra 1 numara Elit Tay ve 8 numara Tumbul Sancar'a şans tanıyabiliriz. Elit Tay'ın şu ana kadar ulaşmış olduğu handikap puanına istinaden her ne kadar son yarışlarında kumda iyi gitmese de bu grupta belki birazcık şansı olabilir daha fazla diye düşündük. Ve tabii Tumbul Sancar son 4 yarışta 3 kez tabela yaptı. İkisi kum pist tabelasıydı. Onun için burada belki düşünebilirsiniz diye yorumladım. Yani 5 ve 2 öncelik, sonra 1, sonra 8 şeklinde bir oyun sıralaması yapıyoruz arkadaşlar ikinci koşuda. Üçüncü koşuya geldim. 5 çeyrek geçe koşulacak 6 safkan mücadele edecek. Şart 5 2 yaşlı İngilizler 1400 metrede kum pistte start alacaklar arkadaşlar. 6 safkanın mücadelesi 5 çeyrek geçe koşuluyor. Bu yarışta bizim tercihimiz şu şekilde olacak. Birazcık riskli olacak farkındayım ama ben size çok burada net bir şekilde söyleyeyim. Kazanacağını düşündüğüm bir isim var. Onu tek olarak vereceğim. Şöyle baktığımızda gruba birazcık zor olabilir diye düşünüyorsunuz tek olması ama ben tek vereceğim arkadaşlar. 3 numara Sarı Prenses Vedat Abiş de tekimdir burada benim. 33 günlük bir arası var. Son yarışını kazanarak geliyor. Son 6 yarış 2 galibiyet çıkardı. Arena Sovyet Star hattına sahip olan 3 numara Sarı Prenses. Ben de burada tek arkadaşlar. Burada tabii God of War'un iddialı bir isim olduğunu biliyoruz. Son yarış kötü gelmiş olsa da. Seher'in Yeli yine son yarış ikinci ve iyi bir safkan. Müslüm Şeyh'in Mince Silver Shadow yine 1.29 derece görmüş bir isim. Başka pistte de olsa ve son yarış kötü olmasına rağmen yine kaliteli bir at. Ya ben bu şartlar altında tabii ki bunun riskli olduğunu biliyorum. Ama yine de 3 numara Sarı Prenses ben de burada tek olacak arkadaşlar bilginize. Üçüncü koşu 3 numara tek. Dördüncü koşuya geldik saat 6'da. 16 handikap 4 yukarı Araplar 2000 kum pist yarışı. 10 safkan var arkadaşlar. Ben burada Dayo Danekürüs safkanıyla başlayacağım. Mehmet Akyavuz'da 9 numara hızlı kuruşla başlıyorum. 32 gün evvel ikincilik elde eden safkan bu yarışta da şans vereceğim ilk isim olacak. Hemen ardından arkadaşlar bu koşuda 5 numara Las Fatih diyeceğim. 14 gün evvel ikinci olan Safkan bir önceki yarışını kazanmıştı. Ve 14 gün evvel ikinci olan bir diğer isim Fesih Çetin başta 1 numara Herekli'yi de yazmanızı tavsiye edeceğim.
Bundan sonra geniş kupona geçiyorum arkadaşlar. Vedat Abiş'te 4 numara Özerdem ve 6 numara 40 Çeri kupona dahil edilebilir. Aranızda bilmeyenler varsa diye belirtmek istiyorum. 7 numaralı Safkan'ın bizimle bir alakası bulunmamaktadır. Sonra niye önermedin, niye önerdin vesaire bu tarz sorular hani gelebiliyor. Onun için belirtmek istiyorum. Bu at Hara'dan çıkan bir Safkan. Bizimle bir ilgisi yok. Yetiştiricisi veya sahibi değiliz. Burada geniş kupon oynamanızı tavsiye ederim. Onu söyleyeyim. Yani küçük kupon tamam ama yani geniş kupon daha mantıklı duruyor. Ki bir de mesela yazdırmadığımız isimlerde de hani bir şekilde potansiyel olan safkanlar var. Yani mesela Özarın'ı yazdırmadık. Burada onun galibiyet şansı olduğunu ve riskli olabileceğinin farkındayız. Ama yine de dediğim gibi ya belli başlı tercihte yapmamız gerekiyor. Yani bütün atları da yazamayız en nihayetinde. Bu yarış birazcık bizi zorlayacak bir yarış. Burada birazcık artık işimiz şansa kalacak. Biz onun için burada geniş kuponu daha çok tavsiye ediyoruz. Ama küçük kupon yaparım diyorsanız da zaten sıralamayı verdik. Şimdi tekrarlamayayım. Geriye sarıp videoyu dinleyebilirsiniz orasını. 5. koşu 6.30'da koşulacak. 15 handikap 3 çıkar İngilizler 1900 kum pist yarışı. Arkadaşlar 11 Safkan start alıyor. Ben bir kere burada Ekürler, Haleluka ve Santorini'nin kesinlikle iyi gideceğini düşünüyorum. Ekürlerle başlayacağım. 6 numara Haleluka ve Vedat Abiş'te start alıyor. Kesinlikle yazmamız lazım. Ki Ekürüsü Santorini'de sürpriz yapabilir Mehmet Keskin'le birlikte. Dikkat etmekte fayda görüyorum. Şimdi 6 ile başladık. Hemen onun bir üstündeki 5 numara Agent Touch Mehmet Akyavuz'la birlikte Kurtere Kürisi'nin ağırdaşı olan Safkan'ı da yazmazsak olmaz arkadaşlar. Bu koşuda belirtmek istiyorum. Bu ata da dikkat edelim. 5 numara Agent Touch bir aylık arayla geliyor. Burada bir özel hazırlık söz konusu. Mehmet Salih Çelik ile Neuer Rapid 8 numaralı Safkan yine son yarış 18 gün evvel kazanan bir isim. Burada yazmanızı tavsiye edeceğim. 68 gün arasına rağmen bizim de son yarışlarında hep önerdiğimiz bir safkandı ama çok uzun ara verdi. 3 numara Prenses Duru burada yine önerilerimizde yer alacak. Ve geniş kuponlarda son sıraya 7 numara Tortuga'yı da yazabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. 6, 5, 8, 3 ve 7 şeklinde bir sıralamayı uygun gördük. Bu yarışta da mesela yine yazmadığımız ama iyi olan isimler olduğunun farkındayız. Yine burası da bir önceki ayakta olduğu gibi tehlikeli ve riskli bir ayak. Yine burada arkadaşlar geniş kupon yapmanızı öneriyoruz. Bu yüzden özellikle ilk 2 ayakta biliyorsunuz 2 tane at ya da 4 at dedik. Oralarda 2 atla geçerseniz buralarda bütçeniz rahat edecektir. Geçelim 6. koşuya. Taşköprü koşusu saat 7'de kısa vade 8.3 çıkar İngilizler 2000 metrede kum pistte çıkıyorlar. 6 Safkan'ın mücadelesini izleyeceğiz arkadaşlar bu yarışta. Bizim tercihimiz bu koşu için arkadaşlar özellikle de ikinci altılı açısından da değerlendirdiğimizde önemli bir ayak. 3 numara Hayalet Kız tek atılması gerektiği kanaatindeyiz. Kurtarı Kürüsü Safkan'ı Ahmet Çelik ile birlikte tek veriyoruz sizlere. Bir ay evvel 4. oldu. Zaten hep açık yarışlarda izlediğimiz bir Safkan. Bu yarışta kısa vade 8 düzeyinde. Rahat olmasa da kazanmasını bekliyoruz. Iguazu Falls ve Şanlı Tay özellikle ciddi rakipleri. Tabi Javinger'in de performansı etkili olabilir. 38 günlük bir arası var. Fakat yine de Hayalet Kız en makul tek gibi gözüküyor. Şu bakımdan tek arkadaşlar ikinci altılıda en böyle çok net diyeceğimiz bir tek olmadığı için en net duran isim burada Hayalet Kız'dı. Bu yüzden Hayalet Kız'a yöneldik bilginize. İlk altılı içinse şunu söyleyeyim. Sadece bir tane altılı oynuyorum diyen varsa burada 3 numara Hayalet Kız tek atmanız gerekmez. Ama ben 2 altılıyı da oynayan birisiyim diyorsanız o zaman burada 3 numara Hayalet Kız'ı da tek bırakarak oyununuzu yapmanızı tavsiye ederim. 2 teke çıkarsanız geniş kuponları da rahatlıkla yaparsınız diğer ayaklarda. Aksi takdirde burada yanına at yazabilirsiniz bütçelerinize göre. Evet, bütün oyun ihtimallerini vermem gerekiyor arkadaşlar mecbur. Çünkü mesela bazıları sadece birinci altılıyı oynayabilir mesela. Hani öyle bir durumda isteyen tek atar, isteyen atmaz şeklinde söylemem gerekiyor. Ama ikinci altılı için bilhassa kesinlikle tek atılması gerekiyor dediğim gibi. Şimdi 7. koşu 8 Safkan şart 5 dörtlük Araplar 1400 kum pist yarışı 1 numara Megastar Ahmet Çelik ile birlikte dikkat çeken bir isim. Şüphesiz ki Megastar favori olacaktır ama yani 62 kiloda start alıyor olması bence çok önemli burada. Bu sebepten birazcık zorlanabilir Megastar. Kalitesiyle birinci yazılması gereken attır ama burada tehlikeli rakipleri var. Özellikle Özaydın 6 numara
Ercan Çankaya ile birlikte dikkat edilmesi lazım. Son yarış kötü bir performans olsa da bu mesafede bu pistte 1.34.90 görmüş bir attan bahsediyoruz. Kilo farkı da söz konusuyken ve ciddi bir kilo fark var. 6 kiloluk bir fark var. Megastar'a kıyasla kesinlikle kuponlarda yer bulmalı kendisi de bu safkan. Ondan sonra arkadaşlar Kadir Demirer ile birlikte Ali Bey 2 numaraya şans verilebilir. Son yarışı 4 gün evvel 5. kalsa da bir önceki yarışını kazandığını unutmayalım. Ve tabii bundan sonra daha fazla at yazma düşüncesi olan varsa Mehmet Akyavuz'a Tumbul Çiçeği'ne şans verebilirsiniz arkadaşlar. Tumbul Çiçeği de kaliteli bir isim. Yine son yarışta kötü gelmiş olsa da bu yarışta daha iyi bir performans sergileyebileceğini düşünüyorum. Şimdi geçelim 8. koşu saat 8'de şart 1-2 yaşlı İngilizler 1200 kum pist yarışı 10 safkan mücadele verecek. Şimdi burası şart 1 tabii bir idmanları gösterelim size. Sizde de bir fikir oluşsun. Bir kere çok rahat tutulan bir safkan ki Şanlıurfa pistinde çalışarak geliyor. Bir numara Baba Derviş bence yazılması gereken ilk isim konumunda. Sonra 2 numara El King. Bu ata dikkat edelim. Ve tabii burada yine idmanda çok dikkat çeken, özellikle derece olarak dikkat çeken Doğa Yıldızı ve Kızım Mercan. Bu atlara da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani yabana atılacak dereceler değil çünkü bunlar. Onun için burada tercihimizi yaparken arkadaşlar 1-2-9-10 şeklinde 4 atlı bir oyun muhakkak yapmamız lazım. Ya yani 5. bir at yazarım diyen varsa tabii ki yazabilir ama 3 ata düşmeyin. Bu yarışı en az bu 4 atı yazarak tamamlayın derim. 1-2-9-10 benim tercihim olacak bu yarışta. 9. ve sonuncu koşu 8.30'da koşuluyor. Şart 4-3 yaşlı Araplar 1400 metre kum pist yarışı. 12 safkanın koşacağı bir yarış. Mehmet Salih Çelik'le 2 numara Alın Cahan. Mehmet Akyavuz'da 4 numara Demir Duran. Müslüm Çelik'le 5 numara Le Patron. Bu yarışta öncelikli tutacağımız safkanlardır. Geniş kuponlar için arkadaşlar 1 numara Acun Tay, Ahmet Çelik'le birlikte ve 3 numara Akatahan, Vedat Abiş ile birlikte sizlere ilave seçeneği olarak veriyoruz bilginize. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer videomuz yayındadır. Kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim ve katıl üyesi olarak destek verelim diyorum. İstanbul ve Diyarbakır tahminlerini izleyebilirsiniz diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.